Yine futbolun tüm güzelliklerinin konuşulduğu Genç Futbol programında sizlerle birlikteyiz. Galatasaray kadın futbol takımının değerli hocası Metin Ürgen hocam ve Galatasaray futbol takımının değerli kaptanı İsmigül Yalçıner'le birlikteyiz. Arkadaşlar bizim bu sene tek hedefimiz var. Galatasaray'ın olduğu yerde lider olacak, şampiyon olacak, Avrupa'ya gidecek. Bizim ilk hayalimiz bu. Hatta şunu söyledim. Dedim ki bakın final oynuyoruz. Öncesindeki heyecanı düşünün. Maçın içindeki heyecanı düşünün. Maçın sonundaki heyecanı, mutluluğu düşünün. Bizim hedefimiz bu. Ya yaşarken, oynarken bunu olacakmış gibi düşünün. Biz başında yani. Daha henüz kampa gitmeden arkadaşlarla ilk buluşumda bunu söyledim. Ve hedefi oraya koydum. Arkadaş şimdi ne oluyor? Eve giderken, antrenmana gelirken, işte antrenmanın içerisinde ya biz şampiyon olacağız. Bir kere kafasında bu var. Kendini ona göre şartlandırıyor. Onun hayaliyle yaşıyor. Buraya gelirken, giderken bu hayalle gelin gidin. Bizim tek yapacağımız iş, tek hedefimiz çok iyi oynayacağız ve çok iyi oynayacağız. Benim maç kazanmak kadar bizim için önemli. Bir kere biz çok iyi oynayacağız. Yani biz iyi oynamadan kazanırsak belki bir maç kazanırsınız, iki maç kazanırsınız ama mutlaka tökezlersiniz. O. Ama iyi oynarsak, farklı oynarsak... Şablonu tutmak değil mi yani? Tabii ki. O oyun tabii. Şablonu aynen, sahaya oturtma aynen, gören aynen. Olan. Futbolda o zaten. Evet. Yani bir oyun sistem pratiğimiz, bile. Oyun sistem. Tabii sistem, oyun pratiğimiz, oyun ezberimiz oluştu. Herkesi birbirine tanıştırmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Çünkü farklı takımlardan gelmiş, farklı eğitimlerden gelmiş oyuncu arkadaşlarımız var. Kampta bunları gidermeye çalıştık ve bir ben her zaman söylüyorum, bana ait bir sözdür. Şimdi dünyada iki tip hoca vardır. Birisi oyuncunun oynadığı kadar hocadır. Oyuncu sahada oynar, o da kenarda işte maç sonunda söyleyecektir. Birisi de oyuncuyu oynattığı kadar hocadır. Ben oyuncuyu oynattığım kadar hoca olmaya çalışıyorum. Yine futbolun tüm güzelliklerini konuşulduğu Genç Futbol programında sizlerle birlikteyiz. Galatasaray kadın futbol takımının değerli hocası Metin Ürgen hocam ve Galatasaray futbol takımının değerli kaptanı İsmigül Yalçıner'le birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Alper Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldin İsmigül Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Davetiniz bizi çok mutlu etti. Umarım çok keyifli bir sohbet. Kesinlikle. Birlikte. Futbol olduktan sonra keyifli olmaması için hiçbir neden yok. Siz de maşallah Galatasaray kadın futbol takımı olarak Petrol Ofisi ile evet. Birleşmiş sponsorunuz evet. Petrol Ofisi ile gerçekten kasırga gibi esiyorsunuz bu sene. Değerli hocam Metin Ürgen'le birlikte. Teşekkür ederim. Sağ hocam olun. Kadın futboluna da sonradan giriş yapmış. Yani bu sene, bir evet. Hoca olarak değil mi? Çok da güzel gidiyorsunuz. Başarılı gidiyorsunuz maşallah. Valla evet. Bu sene ilk kez yöneticimiz bizi aradığında tereddütlerim vardı tabii evet. ki. Çünkü yani hiç bilmiyorum, tanımıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Ama futbolu tanıyorsunuz sonuçta. Futbolu biliyorum. Evet ben de zaten o tarafından baktım. Futbolun kadın erkeği olmaz dedim. O zaman ben burada bir şeyler yapmam lazım. Kadın futboluna da bir şeyler yapmam lazım. Ya da kendi takıma da bir şeyler yapmam. Bir fark yaratmamız lazım dedik. Tabii. Yola öyle çıktık. Arkadaşlarla oturduk. Bol bol konuştuk. Sürekli anlattık. Dedim ki arkadaşlar biz bir kere bir fark yaratmamız lazım. Galatasaray kadın futbolu olarak. Ne yapabiliriz? İşte çok iyi top oynamamız lazım. Yani kadın futboluna ben söylendikten sonra, bana teklif edildikten sonra takip etmeye başladım. Tüm maçları, geçmişteki oynanan kadın futboluna dair maçları izledim. Oradan bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Hatta Avrupa'dan maçlar seyretmeye başladım. Ama dedim ki ben burada bir şeyler yapmam lazım. Fark yaratması lazım Galatasaray kadın futbol takımı. Arkadaşlar biz futbola dair bütün güzellikleri sahaya koymamız gerekiyor. Çok iyi top oynamamız lazım. Yani bizi seyretmeye gelen niye gelsin? Eğer iyi bir şeyler görebiliyorsa, gerçekten geldiğinde mutlu olabiliyorsa o zaman gelmeye devam edecektir. Biz çok çalıştık. İnanın çok fedakar, çok mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık diyebiliriz. Çünkü ama yeni bir şey yapıyoruz. Tabloda çıkan sonuçta şu anda gayet de güzel gidiyorsunuz. Evet, sağ olun. Tabii ki karşılığını görmek çok güzel bir şey. Futbol öyle bir şey ki İşte yanlış yaptığınızda hemen cezayı orada kesiyorlar. İyi yaptığınızda da işte maçın bitiminde çok mutlu oluyorsunuz. İyi şeyler yaptık. Rakiplerimizi çok iyi analiz ettik.
Onlara uygun senaryolar ürettik. Geçen sene takımın mental ve moral kondisyon anlamında bir düşüşü o vardı herhalde. Siz geldikten sonra bunlara mı baktınız öncelikle? Alper Bey, öyle bir şey ki geçen seneden fırtına geldi. Yani olumsuz bir fırtına. Evet, kimle konuşsak, kimle konuşsak geçen seneyi hemen Fenerbahçe maçı tabii ki hemen hatırlıyorlar. İşte kötü bir maç tabii ki, dostluk maçı. Mağlubiyet. Farklı bir mağlubiyet. Çok farklı bir mağlubiyet. Evet. Tabii hoş olmamış. Camia tabii bundan çok üzüntü duymuş. Yöneticilerimiz çok etkilenmiş. Tabii ki bize de, futbolcumuza da çok yansıyor. Tabii. Kim ağzını açsa geçen seneden bahsediyor. Ama biz dediğim gibi bunların hepsini kıracağız. Çok farklı bir şey yapacağız. Kadın futbolunda Galatasaray takımını zirveye oturtturacağız. Peki İsmail Hanım, siz de geçen senenin öyle miydiniz yani? Evet, geçen senenin öyle takımlardı. Demoralize bir vaziyette bir takımı vardı sporlarda. Ya tabii ki bunu toparlamaya çalıştık ama belki yeni kurulmuş olmasının bazı, yeni kurulmuş olduğumuz için bazı handikaplarla karşılaştık. Tabii ki bizim için üzücü bir sezon geçti geçen sezon. İnşallah bu sezon Metin hocamızla, diğer bütün teknik ekibimizle, takımımıza yeni katılan çok değerli transferlerimiz var, oyuncularımız var. Onlarla da birlikte Metin hocamızın da önderliğinde tüm bu geçen sezonun izlerini inşallah sileceğiz. Taraftarımızı şampiyonlukla mutlu etmek istiyoruz. Taçlandıracağız, inşallah oturacağız. Hedef ne diye sormak pek biraz büyük takımlara bana hoş gelmiyor. Yani hedefiniz nedir? O konuda yani, hocamız bize ben söyleyeyim. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye bunlara pek hedef sorulmaz değil şimdi mi? Alper Bey, benim şöyle başlangıçta oyuncuların böyle kafasına çivi gibi çakacağım şeylerim vardır, cümlelerim vardır. Bunlardan bir tanesi, hastalamak, sakatlanmak yasak dediğimde Allah Allah der oyuncu. Ve ikili mücadelede de işte normal hayatta da hastalamak, sakatlanmak yasak dedi hoca. Ya böyle bir şey olabilir mi deyip, ama o onu hep böyle bir engeller. Yani kendine iyi bakmak ister. Aman ikili mücadelede dikkat eder. Evet. Şimdi ben başlangıçta da arkadaşlar söyledim. Dedim ki arkadaşlar, bizim bu sene tek hedefimiz var. Galatasaray'ın olduğu yerde lider olacak, şampiyon olacak. Avrupa'ya gidecek. Bizim ilk hayalimiz bu. Hatta şunu söyledim. Dedim ki bakın, final oynuyoruz. Öncesindeki heyecanı düşünün. Maçın içindeki heyecanı düşünün. Maçın sonundaki heyecanı, mutluluğu düşünün. Bizim hedefimiz bu. Yani yaşarken, oynarken bunu olacakmış gibi düşünün. Biz başında yani, daha henüz kampa gitmeden arkadaşlarla ilk buluştuğumda bunu söyledim. Ve hedefi oraya koyduk. Arkadaş şimdi ne oluyor? Eve giderken, antrenmana gelirken, işte antrenmanın içerisinde ya biz şampiyon olacağız. Bir kere kafasında bu var. Kendini ona göre şartlandırıyor. Onun hayaliyle yaşıyor. Buraya gelirken, giderken bu hayalle gelin gidin. Bizim tek yapacağımız iş, tek hedefimiz, çok iyi oynayacağız. Ve çok iyi oynayacağız. Benim maç kazanmak kadar bizim için önemli. Tabii. Bir kere biz çok iyi oynayacağız. Yani biz iyi oynamadan kazanırsak belki bir maç kazanırsınız, iki maç kazanırsınız ama mutlaka tökezlersiniz. Doğru. Ama iyi oynarsak, farklı oynarsak... Şablonu tutmak değil mi yani? Tabii ki. O oyun tabii, şablonu sahaya oturtma görevi olan. Futbolda o zaten. Evet. Yani bir oyun pratiğimiz, oyun pratiğimiz, oyun ezberimiz oluştu. Herkesi birbirine tanıştırmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Çünkü farklı takımlardan gelmiş, farklı eğitimlerden gelmiş oyuncu arkadaşlarımız var. Kampta bunları gidermeye çalıştık. Ve ben her zaman söylüyorum, bana ait bir sözdür. Şimdi dünyada iki tip hoca vardır. Birisi oyuncunun oynadığı kadar hocadır. Oyuncu sahada oynar, o da kenarda işte maç sonunda söyleyecektir. Birisi de oyuncuyu oynattığı kadar hocadır. Ben oyuncuyu oynattığım kadar hoca olmaya çalışıyorum. Yani sahayı planlıyorum. Yani işin analitiğindesiniz daha evet, çok. Evet, sahayı planlıyorum ve benim planlarım üzerinden oynansın istiyorum. Bir atak yapacaksak o atak içerisinde herkes rol almalı. Benim yaptığım plan üzerinden yani antrenmandaki çalıştıklarımız orada yapılmalı. Uygulaması lazım. Savunma yapacaksak savunmayı nasıl yapacağını bilmeli. Takım halinde yapabilmeli. Çünkü 10 tane içeride kaleciyle dar 11 tane oyuncu var. Evet. Yani birbirinin ne düşündüğünü nereden bilecek? Ama biz onu planlıyoruz. Nasıl yapa, duran topu? Yapa yapa alışıyor evet, değil mi o çalışa, insan? Çalışa. Ama otomatikleşiyor daha doğrusu. Aynen. Ama futbol tabii ki anlatırken çok kolay. Uygularken de dünyanın en zor şeyidir. Tabii. Arkadaşlarıma sürekli söylerim. Tabii ki bunu başarabildik mi? Hayır. %10'unu %20'siyle oynuyoruz henüz. Yine de fark yarattık. Bu zamanla olacak bir şey. Arkadaşlarımızın çünkü dediğim gibi yani bir yaşa gelmiş ve bugüne kadar bir oyun anlayışları oturmuş. Muhakkak. Yani ona göre oynuyorlar. Ama ben onlardan rica ediyorum. Arkadaşlar, bugüne kadarki oyun anlayışınızı, oyun stilinizi bir kenara bırakacağız. Ben size
bir yol gösteriyorum. Navigasyon gibi düşünün. Yani ben size diyorum ki sağa döneceksin, sola döneceksin, işte ileri gideceksin, tekrar her şey belli. Her şeyiniz olabilir ama bu sistemin içinde siz bunun benim için, dediğim gibi evet, olur. Böyle yürüyeceğiz. Tabii. Böyle yürüyeceğiz dediğimizde tabii ki herkes de onu biliyor ama bizim bildiğimizi rakip bilmiyor. Ya bizim bildiğimiz, evet, rakibin bilmediği bilmemeli bir şeyleri zaten çalışıyoruz. Bilmemeli zaten. Bilmemeli. O çalıştıklarımıza tabii sahada bize rakibin kalesine giderken yardımcı oluyorlar. Kesinlikle. Evet. İsmigül Hanım da bu arada sizin maestronuz, on numaranız, oyun kurucunuz belki değil mi saha içerisindeki? Oyunu genişleten, oyuna katan, diğer oyuncuları da saha içerisinde negatifliklerinde onlara destek olan, her anda takımı motive etmek pozisyonda olan bir görev kaptanlık sonuç itibariyle. Öyle değil mi? Evet, evet. Siz de bunun bir parçasınız. Hocamla birlikte belki de hocamın bu düşündüklerini sahada uygulatan önemli isimlerden bir tanesiniz. Evet, ya hocamızın söylediklerini biz her zaman can kulağıyla dinliyoruz ve uygulamak için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu sezon takımca da çok iyi bir uyum yakaladık. Yani bütün takım arkadaşlarımızla birlikte hedefimiz gerçekten başarılı olmak. Ortaya hocamızın söylediği kaliteli futbolu sahaya yansıtabilmek için elimizden ne geliyorsa belki de hatta daha da fazlasını yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bütün antrenmanlarda da çalışıyoruz. Şimdiye kadar da çok şükür karşılığını da aldık. İnşallah. Bu haftada 13 tane golle Kireçburnu. Onlar da eski bir takım değil mi Kireçburnu? Evet, evet, benim eski takımım bu arada. Eski takımına. Ama maalesef sezon biraz olumsuzluklar olmuş takımda da. Evet. Her takımda olabiliyor. Yani, olabiliyor. Yani, normal takımlarda da oluyor. Kadın futbolunda da tabii ki olur. 13'te bayağı farklı bir skorla yani geçmiş olduk. Ama tabii daha önemlisi daha güçlü takımları Fenerbahçe'yi ikinci haftada 3-2 yendik. 8'de 8 deplasmanda 3-2 yendik. Ne olursa diyoruz olsun yani. Tabii ki kazandıkça daha da motive oluyoruz. Çalışma isteğimiz de daha çok artıyor. Hmm. İnşallah. Bahçede 8'de 8 yapsan gene büyük bir şey ki siz bu işi yani profesyonel anlamda ligde lider götürerek şahane işler yaparak yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Hocama bir şey sormak istiyorum. Hocam şimdi kadın futbolunda çalışıyorsunuz. Erkek futbolunda uzun yıllar önemli emekçi, futbolun emekçilerinden bir hocasınız. Rahmetli Metin Kurtlar'ın arkadaşısınız, onlarla birlikte zaman içerisinde futbol dünyasının içerisinde var olduğunuz, hocalığımı yaptı diyorsunuz daha önceki dönemlerde. Evet. Bu işin gerçekten yani her anlamda çalışanı, emekçisi, futbola dair her şeyi olan bir insansınız. Erkek futboluyla kadın futbolu baktığımız zaman yani pratiklik anlamında erkekler mi daha kadınlar mı? İkisinin arasındaki o sentez nedir? Yani hangisi daha? Tabii ki erkek futbolu güncel olarak ön planda, seyirci onun arkasında, endüstri onun arkasında, sponsorlar onun arkasında ama kadın erkek baktığınız zaman ne dersiniz? İkisinde de çalışmış bir insan. Şimdi tabii ki erkek futbolunun içerisinde uzun yıllardan beri varım. Bana teklif edildiğinde de işte çok tereddüt ettim, şaşırdım önce. Yani acaba kendi kulübümün kadın futbol takımına zarar verebilir miyim? Kötü bir şey yaşayabilir miyim diye bir tereddüt ettim önce. Bilmediğim bir şey çünkü. Ama sonra işine girdikten sonra arkadaşlara da söylüyorum. İnanın bir arkadaş grubumuz var, futbolcu grubumuz var. Yani o kadar beni mutlu ediyor ve girdiğime o kadar mutluyum. Arkadaşlarla beraber olmaktan o kadar mutluyum ki anlatamam. Tabii ki skorlar da gelince o da bizi çok mutlu etti. Ama erkekle kadın futbolu arasında ben o anlayışın kapanması için uğraşıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani erkek futboluyla kadın futbolu arasında futbol deyince bir fark olmamalı. İşte Avrupa'dan maçları seyrettiğimizde saha dağılımları çok iyi, pozisyon bilgileri çok iyi. İşte hücuma çıkarken, savunma yaparken yani erkek takımı gibi dışarıdan baktığınızda erkek takımı gibi şeyleri, kaliteleri çok iyi. Bizim tabii antrenman yaşı birazcık düşük. Ama bu aşılamaz mı? Burada tabii federasyona çok iş düşüyor. Kulüplere çok büyük işler düşüyor. Altyapıların kurulması lazım. Bu iş okullara kadar inmesi gerekir. Okullardan yetenekli kızlarımızı toparlayıp ve onları ufak yaşta eğitmeye başlamamız lazım. Çok rağbet var değil mi hocam? Var tabii ki. Olmaz mı? Yani kadınlar mutlaka bu işin içinde olmalı. Kadın olduğu yerde biliyorsunuz her zaman disiplin olur, başarı olur, kalite olur. Görsel de farklı oluyor yani tabii. Kadının olduğu yer. Evet. İnsanların ilgisini çeken de bir. Kesinlikle. Biliyorsunuz bizde yani futbol deyince işte insanlar türbüne
gelip rahatlamaya gelen taraftarlarımız var. Ama tabii, ne olur kadın futbolunda zaten bunun hiç olmasını istemeyiz. Erkek futbolunda da olmasın. Orada iki takım var. Çirkin tezahüratları falan diyorsunuz değil mi? Yani. Pek yapmıyorlardır gerçi de kadın futbolunda böyle şeyler. Biz de biraz dikkat ediyorlar. Evet, biraz daha dikkat ediyorlar. Ediyorlar mı? Sağ olsunlar. Türk insanı çok naif. Bir de insanın biliyorsunuz yani Türk insanına ait, bizim milletimize ait misafir odası vardır. Tabii. En iyi odasını misafirine, en iyi yiyeceğini misafirine. Tabii. Ama bu iş futbola geldiğinde misafir takım geldiğinde... Ya en kötü yeri veriyoruz değil mi? Türbünden en kötü, en kötü yeri veriyoruz. Çok kötü karşılıyoruz. Maalesef. Yani, soyunma odaları bilmem neler onlar. Bunlar yani, baya bir şeyle kötü oluyor. Ama yani, onu bir kazanmak herhalde dürtüsü. Gerçi büyük derbilerde, Galatasaray Fenerbahçe rekabetlerinde falan bu tarz şeyler son dönemlerde falan da oluyor. Bunlar olmaması gereken şeyler. Tabii evet, daha çok evet, evet, barışçıl, daha çok insani, tabii, daha çok sportmen, sportmenlik içerisinde olması daha güzellikler getirir diye. Kesinlikle. Aynen, o rekabeti de güzelleştirecektir. Fair play anlayışının tabii, her tabii, anlamda tabii, olması gerekiyor. Olması lazım, evet. Tabii ki. Yani renklerin kardeşliği diyelim, herkesin birbirine saygı, bir oyun olduğunu bilelim. Ben hatta kızlarıma özellikle... oyuna çıkarken, maça çıkarken şunu söylüyorum. Sahne sizin diyorum. Siz sanatçısınız. En tabii, iyi oyununuzu çıkın oynayın. Tabii. Yani bunu özellikle söylüyorum. Tabii. Çünkü yani sanat yapıyorsun. Tabii karşındakine de saygı göstereceksin. Orada kazanmak için oynayacağız. Tabii bu başka bir şey. Ama alt yaş gruplarında, akademilerde orada tabii eğitimi ön plana çıkartmak çok önemli. Eğitmek çok önemli. Bu her konuda olması lazım. Yani hem futbol anlamında eğitilecek, hem işte centilmenlik anlamında İnsani rakibinin anlamda, bir tabii, düşman olmadığını. Tabii. Ya çünkü burası gladyatörlerin savaştığı arenası bir arena değil. Değil tabii. Yani kaybedenin öldüğü bir yer değil. Ama ülkemizde ne yazık ki her şey başarıya endeksli. Muhakkak. Bir takım kapıları ancak başarıyla açabiliyorsunuz. Tabii. Bu olmamalı. Yani sözler verildiyse, iyi de gitse, kötü de gitse... O insanların o sözlerin yerine gelmesi gerekir. Tabii, futbola böyle bakılmalı. Kesinlikle. Başarı en önemli hadiselerden bir tanesi. Evet. Ne olursa olsun. Evet. Tabii ki evet, centilmenlik, fair play o diyoruz ama büyük camialarda olsun, başka camialarda olsun. Eğer başarı olmadığı zaman direkt hoca gidiyor. İşte o evet, sene kapanıyor, o sene evet, iptal ediliyor. Evet. Bunlar da tabii güzel olarak başarıyı da yakalanırsa bunun yanına da bazı değişik güzel figürleri de içine koyabilir tabii insan. Evet, ben işte tekrar ediyorum yani kadın futbolunun gelişebilmesi için federasyonun mutlaka oturup ne yapabiliriz sorusunun cevabını doldurması lazım. Vermesi lazım. Federasyonu el atması gerekir. Kulüplerle olan diyaloğu bizleri... Nelerde var eksiklik hocam? Yani siz daha işin içindesiniz. Şimdi, federasyonla ne gibi eksiklikler yaşıyorsunuz? Ya şunu bir kere en azından... Şu yaşanabilmeli. Yani bizim oynadığımız sahalar evet, yani oynanacak gibi değil. Yani kadınların, yani, kızlarımızın çıkıp oynayacağı sahalar değil. O sahalarda oyuncu, bilhassa erkekler belki birazcık daha... Suni mi genel anlamda? Suni mi? Suni ama yani suniliği de kalmamış. Artık betona dönüşmüş. Anladım yani. İlgi yok. Betona dönüşmüş. Mesela bizim geçen sene oynadığımız sahada 5 tane değil mi İsmigül? Çok ağırdı biz geçen yıl. 5 evet, tane çok ciddi çapraz bağ kopması yani ameliyat. Zaten halı sahalar maalesef yani sakatlık oluyor. Yaşandı. Evet, evet. Zemin. Yaşanacak en önemli mecra sakatlık için yani evet, halı saha. Evet. Tehlikeli yani. Sağ olsun bizden yöneticilerimiz. Tabii biz de bunları şey yaptık, değerlendirildi. Yöneticilerimiz de inanılmaz derecede bir ilgi gösterdiler. Ve bizim çok özen gösterdiğimiz, gözümüz gibi baktığımız bir çim sahamız var. Ve orayı kadın futboluna açtılar. Florya'da değil mi? Evet. Metin Oktay testlerinin içerisinde. Yani gelen takımlarda orada oynadığında kızlarımız tabii ne ki güzel, oyuncularımız tabii, ve bizler. Bu işin ana üssüsünüz evet, yani Galatasaray, evet, Fenerbahçe, evet, Beşiktaş. Onlar evet, evet, güzel zeminlerde rakiplerini ağırlayacaklar. Türk futboluna da hizmet etmiş olacaklar. Hizmet etmiş olacaklar. Kadın öyle, futbolunun gelişmesine katkıda bulunacaklar. Bu sahalar yani Fenerbahçe'si olsun, Beşiktaş'ı olsun hatta diğer kulüplerde dahil. Tabii. O şehirlerde çim saha yok mu? Mutlaka var. Madem ki Süper Lig, federasyon birazcık zorlamalı ve o güzel sahalarda kızlarımız, oyuncularımız mutlaka orada oynamalı. Bu arada kadınlarımızın tabii Türkiye'de son dönemlerde kadına yönelik şiddetin, kadına baskının, kadına yapılan eziyetlerin yani ismi kadın sonuç itibariyle siz de bu hüviyette burada var olduğunuz sürece, burada mücadele verdiğiniz sürece
kadının da bir hükmünü orada esasında ortaya koymuş oluyorsunuz. Öyle değil mi? Buradan evet, sizden almak şöyle isterim ben. Şöyle bir şey var. Bu düşünceyi. Maalesef kadına yönelik şiddetin evet. son bulduğu hatta konuşulmadığı bir ülke ve Türkiye tabii ki istiyoruz, diliyoruz. Tabii. Şöyle futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir diye bir söz var. Onu aslında kadın futboluna da şu şekilde uyarlayabiliriz. Bugüne kadar geçmiş yıllarda hem çok popüler hem de erkek egemen bir branş olarak görülmüş bir branşta kadınların yer alması, kadınların da bunu yapabildiğini göstermesi şu algıyı değiştirecektir. Yani kadınların diğer alanlarda da sadece futbol alanında değil, diğer alanlara da katılımının normalleşeceği, kadının ülkemizdeki yansımasının, gücünün ortaya çıkacağı bir belki diğer alanlara da ışık tutacaktır. Dediğim gibi özellikle büyük camiaların kadın futbolculara, kadınlara destek vermesi ülkemiz hem ülke sporu için hem de ülkemizdeki bütün kadınların gücünü gösterebilmesi için çok önemli diye düşünüyorum ben. O yüzden buradan camiamıza da tekrar teşekkür etmiş olalım. Dediğimiz gibi kadına şiddetin asla yaşanmadığı bir ülke, bir coğrafya dileyerek sözlerimizi de bitirelim. Sözlerimizi bitirmeyelim. Devam edelim. Şimdi Galatasaray, Galatasaray takımı tabii ki bu işe seyirci lazım, bu işe finansör lazım, bu işe sevdalı lazım. Kadınların da tabii bu işe daha çok tribünde olması lazım, size destek vermesi lazım ki kazandıkça bunlar oluşuyor zaman içerisinde. Evet. Galatasaray da bunu güzel yapıyor. Diğer takımlar da güzel yapıyor ve bunu siz hissediyor musunuz? Kazandıkça, daha iyi oldukça, öne çıktıkça taraftar ve seyircinin sizin yanınızda olduğunu hissediyor musunuz daha çok bu zamanlarda? Alper Bey tabii ki. Bu da bir avantaj çünkü isim büyük. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Yani evet. Bunun da büyük bir avantajı var tabii ki. Doğru tabii ki. Yani bu işin artık olmazsa olmazı haline geldi. Kazanmak çok önemli. Kazandığında ben arkadaşlarıma hep söylüyorum. Kazandığınızda kapılar açılacak. Sizi seyreden insan sayısı arttıkça kapılar açılacak. Çünkü gelişmekte olan bir branş kadın futbolu. Tabii. Biraz önce söylediğimiz gibi kadına şiddetten tutun da artık olumsuz ne kadar anlayış varsa bunların da kırılmasına neden olacak. Yani siz yalnızca futbol oynamıyorsunuz. Bu sahada birçok şeyi çözmüş olacaksınız. Tabii. Ve bunu en iyi şekilde yapacağız. İşte vur kır parçala bu maçı kazan anlayışının kırılabileceği bir yer. Yani kadın futbolunda bunları değiştirelim. Parçala kadınları birbirine yani, zaten lazım yani, bir... Ama ben... tribünlerde biliyorsunuz sürekli işte vur kır parçala bu maçı kazan. Vurarak kırarak parçalayarak ne yazık ki bu işi yapılamaz. Maalesef. Ama çok çalışarak yapılabilir. Çok araştırılarak tabii, yapılabilir. Tabii tabii. Şimdi biz bunu bu zor olanı yapacağız. Yoksa işte adama arkadaşına rakibine gittin yumruk attın tekme attın. Yani futbolun dışında... Ya böyle maç kazanamazsın. Çünkü çok kolay iş o. Ama biz zorunu yapmak zorundayız. Güzel yaparak, evet. iyi yaparak. Ben de diyorum ki yani kadın futbolunda en azından biz bütün güzellikleri koyalım sahaya. Gelen insanlar, seyreden insanlar ya ne kadar güzel şeyler. Bakın futbolda bu kadar güzel şeyler de varmış. Bunlar da yapılıyormuş. Ya tribünlerden güzel. Hatta yani yenen kim olursa olsun onu alkışlayalım. Biz de elini sıkabilelim. Yani onu yapalım. Kesinlikle. Biz yenildiğimizde gidip rakibin elini sıkabilmeliyiz. Kesinlikle. Bunu yapmalıyız. Ya hatta derbilerde bence yani seyircileri de bütün seyircileri Galatasaray'ın, Fener'in seyircilerini alarak ortak böyle izlense ne kadar daha güzel olur ama bilmiyorum. Yakın dönemde zor geçiyoruz ya. Ben şöyle söyleyeyim Metin Oktay'la Can Bartu'nun forma değiştirdiğini biliyorum. Bu inanılmaz güzel bir şey. Ve Fenerbahçe Ali şeyde İnönü Stadı'nda Fenerbahçe Galatasaray taraftarının birlikte beraber el ele kol kola ve inanılmaz bir saygı içerisinde maç seyrettiğini biliyorum. Skor, sonuç ne olur? Belki olsun. Kadın futbolunda bunu onarabiliriz diye düşündüm biz, ben de. Ondan dolayı söyledim. Kadın futbolu biraz daha yani hanımların el attığı şeyler evet. daha böyle güzel olur evet, ya. Daha evet. sade olur, daha böyle kavgasız gürültüsü olur. Ondan dolayı belki ileride yavaş yavaş bu işe de bir yere... O naifliği yakalamamız lazım. Belki, sahada da olsa. Hani yakalanacak bir yer varsa burası. Sahada mutlaka tabii ki mücadele edecek. Tabii ki kıran kırana mücadele edecek. Coşkulu bir oyun çıkacak. Mücadeleli bir oyun çıkacak. Tabii. Seyredene keyif verecek. Bu başka bir şey. Ama rakibine saygı göstermek başka bir şey. Tabii. Kaybettiğinde elini sıkabilmek başka bir şey.
Ya da rakibin geldiğinde hocasına hoş geldin diyebilmek, bir ihtiyacınız var mı diyebilmek, onu ağırlamak, tanışmak, kaynaşmak. Sonuçta spor bu ya. Spor bu, başka spor, bir şey. Sporun evet. Saygı, sevgi. Oradan bakmak lazım. Atatürk'ün yani lafı. Zeki Çevik ve ahlaklısı değil mi? Kesinlikle. Yani böyle değerlendirmek evet. lazım futbolu. Fanatizmi biraz azaltmak lazım. Kesinlikle. Her anlamda dünya futbolunu da izliyoruz. Yani bakın mesela futbolda bir düşüş var genel anlamda. Çok böyle keyifli, görseli, çok üst düzey bir futbol izlemiyoruz maalesef. Yani bunlar hep neden? Futbolun insanların ilgisinin azalması, sponsorların dünyada bile elini ayağını çekmesi ki Katar'a gitti bu iş yani. Dünya futbolundaki ekonomilerin bozukluğundan ötürü yapamadılar. Katar yaptı. Misal olarak söyleyeyim yani o yüzden finansörü de çok önemli bu işlerin değil mi hocam? Ya tabii ki önemli ama ben yine söylüyorum biz tribündeki olumsuzlukları, sahadaki olumsuzlukları giderdiğimizde futbol kazanacaktır, mutlaka kazanacaktır. İnsanlar ailesini, çocuğunu alıp, evet. hanımını, eşini alıp, tribünde yerini alıp maçını seyredecektir. Bir tiyatroya, sinemaya gitmek gibi. O zaman tabii ki her şey daha doğru, daha düzgün, daha güzel olacaktır. Temaşası daha güzel olacak. Daha farklı İnsanlar olacaktır. İnsanlar da daha çok fazla keyif evet. alacaklar. Evet, evet. Yani dediğim gibi ben futbolcularıma diyorum, sahne sizin demekteki maksadım o. Çünkü sizler sanatçısınız. Sanatçı oraya çıktığında en iyi oyununu oynayacaktır. Ama tabii ki rakibine saygı gösterecek. Karşısındakine saygı gösterecek. Hakeme saygı gösterecek. Hepsi insan. Yerde fazla kalmayacak. Düştüğü zaman çabuk kalkacak. Hocalar, doğru yapacak. Doğru yani, hocalar evet, genelde benim de zaman içerisinde sohbet ettiğim Türk futbolunun önemli isimlerinden, önemli hocaların hep söylediği şudur. Oyuncu yere yattığı zaman ben fazla yattığını hissederim. Onu bir dahaki maç gerekirse cezalandırırım. Tabii ki, tabii ki. Oynatmam evet. der mesela. Oyuncuları sınıflandırırlar, tabii. kategoriye ayırırlar. Bazı oyuncular evet. Yani bilerek foul almadığı halde foulmüş gibi rakibi aldatmaya, hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulundular. Tabii ki bunlar hakemler ne yapıyor? Zaman içerisinde kavruyorlar. Diyorlar ki ya şu oyuncu bunu yapar ama bu oyuncu yapmaz. O oyuncu yapmaz diye böyle kendi arasında şey yaparlar ama olmaması gerekir tabii ki. Niye hakemi kandıralım ya da niye hak etmediğimiz bir şeyi alalım? Değil mi? Çünkü hak etmediğimiz bir şey geri dönüşü şu olacak. Bizi tembelleştirecek. Muhakkak. Çalışmanızı azaltacak evet. değil yani mi? Çalışmak yerine daha çok geliyor diyeceğiz. Ben bir şeyler yapayım evet. ya hak etmediğim bir şeylerle bunu nasıl alayım dediğimizde. Nasılsa biz dediğimizde... bir şekilde alıyoruz yani. Evet, o zaman kolay kaybedersiniz. O zaman 3 maç kazanırsın evet. ama 4. Para maçta. Para gibi. Parayı kolay kazanırsanız. Evet. Kazanırsan çabuk harcıyorsun. Çabuk harcıyorsun. Aynen futbol hepsi birbirine bağlı. Bir anlamı olmaz yani. Futbol zaten bir dünya yani. Evet. Futbolun içerisinde her şeyi. Yani orada mutlaka alın teri olacak. Tabii. Terinizi damlatacaksınız. Formaya teriniz çıkacak. Ondan da keyif alacaksınız. Kesinlikle. Öbür türlü keyif alamazsınız. Yani muhakkak. Kazandığınızdan da keyif alamazsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde büyük takımların alttaki diğer branşlardaki ekiplerine çok fazla ilgilenmeyen ekipler var. İşte marka değeri diye bir şey var esasında değil mi? Yani bir takımın amblemi var, marka değeri var. Onun altındakilere de aynı o şeyi göstermek, o emniyeti göstermek zorundasın. Ben gördüğüm kadarıyla Galatasaray bunu iyi yapıyor. Herhalde iyi bu işe alakadar olan iyi isimler, evet. bu işe hayatını vakfetmiş isimler falan var Galatasaray'ın içinde gördüğüm kadarıyla. Yani Dinçer Azapan beyefendi var mesela Tunç Petrol. Evet, Erdem Timur beyefendi. Yani bayağı yani, ilgililer değil mi? Yani Galatasaray'ın ilgililer. Sizle de falan futbol takımıyla falan da ilgililer herhalde. Çok ilgililer. Tabii. Yönetimimiz gerçekten o konuda teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de çok ilgililer, çok alakalılar. Ve o yüzden de işte dediğim gibi çok mutluyuz. Şeyde de öyle yani akademilerde de öyle dikkat ederseniz. Şimdi birçok oyuncumuz A takımda Okan Hoca sağ olsun. Evet. Aldı götürdü Antalya'ya. Oradan akademiyle ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Gerçekten Galatasaray takımı ve her kulübün mutlaka olması lazım. Kendi çocuklarımızı, kendi tarlamızı ekmemiz gerekir. Kendi ürünümüzü toplamamız gerekir. Yani evet. akademiler bizim için çok önemli. Gerçekten kendi çocuklarımız çok önemli. Çünkü biliyor yani kendi ülkenin insanını biliyor. Ne düşündüğünü biliyor. Ne hissettiğini biliyor. Duygularını biliyor. Tabii ki yabancı oyuncular da gelecek. Olmazsa olmazı. Gelecek ama kendi çocuklarımıza da gerekli ehemmiyeti vermemiz gerekir. Okan Hoca'yı da buradan tebrik ediyorum. Gerçekten kutluyorum. Çok güzel işler yapıyor. Akademiye yüzünü dönmüş ve oradan evet, oradan birçok oyuncuyu aldı götürdü. Çok güzel bir şey gerçekten. Ne mutlu, ne evet. mutlu. Sizin kadın futbolunun da bir altyapısı var herhalde. Bundan durumunuz nedir? Yani ilgilenme durumunuz, yapınız ne halinde? Onu hocama ve
sizin de bilginiz vardır İsmail Gül Hanım. Sizden, evet, ya bu konuda ülkemizde maalesef genel olarak evet kadın futbolu gelişmekte, çok da güzel adımlar atıldı. Galatasaray gibi büyük camiaların kadın futbol takımları kurmaları ve gelişimini desteklemeleri çok önemli. Ama kadın futbolunun sürdürülebilir bir kaliteye erişmesi ve o kalitenin devam etmesi için muhakkak altyapılara öncelik vermemiz gerekiyor. Bu noktada şöyle, bizim U17 takımımız var şu an ama daha alt yaş gruplarının mutlaka kurulması gerekiyor. Burada federasyona da yine aynı zamanda büyük görevler düşüyor. Çünkü bu liglerin oluşturulması gerekiyor. Yani futbolcular ilk lig tecrübemi ben mesela geçmişte A takım seviyesinde yaşayabildim. Çünkü o yaş grubunda bir tek bir organizasyon vardı, lig organizasyonu vardı. Evet. Bu da ister istemez biraz tabii ki geç oluyor. Sonradan bazı şeyleri de kendiniz yetiştirip geliştirmeye çalışıyorsunuz. Altyapılar muhakkak ama muhakkak hem kadın futbolunun gelişimi hem kadın futbolunun popülaritesi, her şeyin sürdürülebilir bir kalitede artması için mutlaka ama mutlaka en önemli önceliğimiz olmalı. Genç yaştaki kızlarımızı ne kadar erken iyi bir eğitim verebilirsek onlara, ne kadar iyi bir kaliteli ortamlarda kaliteli bir futbol eğitimi alırlarsa onlar bizim geleceğimiz. Çok daha kadın futbolunu yol gösterici olacaksınız. Yol gösterici. Peki genç kızlarımıza, bu işi sevenlere sen yani bir ablaları olarak iyi bir yere gelmiş bir kaptan olarak Galatasaray gibi takımda önemli bir yerde olarak neler tavsiye edersin? Bu işe çok gönül vermek isteyen, yapmak isteyen kızlarımız var sonuçta. Bu öncelikle benim için çok gurur verici bir şey. Yani benden sonra gelecek kişilere bir ilham olabilmek, onlara biraz da olsa bir destek olabilmek, onların belki hayallerini destekleyebilmek benim için çok çok önemli bir şey. Beni çok motive eden bir durum. Onlara tavsiyem de ne olursa olsun yapmak istedikleri şeyden vazgeçmesinler. Mutlaka çevrelerinde bulunan kulüplerde iyi futbol eğitimi alıp şu an onlar için oluşmuş iyi bir gelecek de var. Daha iyi futbol kulüplerinde oynama imkanları var. Biz çocukken hayal edemiyorduk çünkü Galatasaray'ın bir kadın takımı yoktu. Onlar şu an bunu görüyorlar. Hayallerini kursunlar ve peşinden gitsinler. Bizim de bu noktada yapabileceğimiz, hangi konumda olursa olsun, şu an bir rol model olarak, belki ablaları olarak, bir futbolcu olarak, belki dışarıda sadece ablaları olarak veya ilerleyen süreçlerde yine yapabileceğimiz ne varsa onlar için yapmaya her zaman hazırız. Dediğim gibi bu bizleri en çok motive eden, tüm takım arkadaşlarım için de böyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani öyle konuşuyoruz kendi aramızda da. Evet. Onlara ne kadar örnek olabilir, ne kadar güzel bir gelecek hazırlayabilirsek, ne mutlu. Ne mutlu bizlere. Siz Ulaş Yılmaz'a kulaç atıyordunuz. Çünkü o zaman kadın futbol takımı yoktu. Evet, ama evet, şimdikiler şanslı. Görebilecekleri bir şey var sonuçta, değil mi? Evet, evet, evet. Bir de şu var Alper Bey. Şimdi yöneticimiz Emir Aral Bey var. Evet. Sağ olsun. O da çok sağlıklı, çok olumlu bu konuda düşünceleri var. Evet. Ve ben de paylaştı. Yani bir an önce o da altyapıların nasıl işte kurulabilir, neler yapabiliriz'i konuştuk. Yani o bakımdan da çok mutluyuz. Yani yakın bir zamanda Emir Aral Bey yöneticimiz zannediyorum bu konuda da adımlar atacaktır. Güzel şeyler olacaktır. Diğer takımlara da örnek. Örnek olur olsun inşallah. Olsun çünkü yani altyapılar diğer takımları yani ana üst takımların altındaki takımlara da marka değer açısından ilgi ve alaka gösterilmesi lazım. Evet. Aynen. Yani sadece aynen, bir doğru. Tek futbol takımı A takımla olmuyor bu olmuyor, işler. Olmuyor kesinlikle. Diğer tüm branşlara da aynı sevgiyi, aynı samimiyeti. Hani belki imkanlar olmasa bile bir şeyler yaratmaya çalışmak lazım. Ne yapılabilirse evet. Değil ama bir yerden başlanması gerekir. Ve şunu söylüyoruz tabii 7'den 77'ye diye şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani ufak yaştan başlayıp işte A takımları düzeyinde kadın sporunun mutlaka Türkiye'de yerleşmesi gerekir. Oturması lazım. Tabii yani. Ki bizim dışarıda da daha rahat şey yapabilelim, mücadele edebilelim rakiplerimize. Kesinlikle. Onlarla mücadele edebilmenin yolu buradan geçiyor çünkü. Ya tabii bir de yani ikisi de birlikte olmalı. Bir iç içe evet, olmalı. Evet, yani evet. Biri dışarıda biri içeride değil. Evet. Biz yani medeni bir ülkeyiz sonuçta. Hem kadın tabii futbolunu ki. Hem erkek futbolunu iç içe geçirebilmeliyiz. Yani evet. Bunlara
aynı şeyle, aynı gözle ikisine de bakabilmeliyiz diye düşünüyorum. Şu da var tabii ki Alper Bey. Yani spor yapmak gerçekten çok güzel. Ufak yaşta çocukların, şimdi bakıyoruz mesela okullarda görüyoruz, inanın çok çocuk yaşta inanılmaz kilolar var. Evet. Çok kilolu çocuklar var. Evet. Çünkü artık bilgisayar ve yani günümüzün tabii çok şeyi tehlikeli bir şey. Telefon ve televizyon, bilgisayar çok tehlikeli. Çocuklarım sandalyeye çakıyor, oturtturuyor. Biz onları hareket ettirmek zorundayız. Yani ülke olarak. Tabii. Onların hareket etmesi lazım. Yani spor çok spor, önemli. Evet, spor. Hangi spor yapabilirse yapsın. Sağlık, evet. Spor iç içe olmalı. Kesinlikle. O yüzden futbol tabii biz içinde olduğumuz için futbol tarafından bakıyoruz. Ama futbol oynayabilecek kızlarımızı da o ufak yaşlarda alıp spor yaptırabilmeliyiz. Kesinlikle. Bir de sizin gibi böyle işi bilen, yani insan tanıyan, artık gençleri iyi bilen insanların da futbolun içerisinde olarak daha güzellikleri de ortaya koyup oradaki oyuncularla aralarındaki iletişimleri, birbirleri aralarındaki her alışverişi, dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği güzel pekiştirecek tecrübeli isimlere ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Yani çünkü görünen, görünmeyen birçok farklı şeyin iç içe olduğu, sosyalliğin arada olduğu bir dünya olduğu için orayı iyi idare edecek tecrübelere ihtiyaç var bence. Çok güzel söylediniz. Şimdi insanlar biliyorsunuz artık birbirinden uzaklaşıyor. Komşular karşı kapının, komşunun kapısını çalmıyor. Böyle bir ortamda insanların böyle bir o alanda bir araya gelmesinin, işte birbirine sarılmasının, dost olmasının, arkadaş olmasının. Her anlamda tabii yani tabii. Sonuçta. Yani çok, çok iyi olur yani. Birliktelik yaşıyorum. Bir genç grup var orada. O grubu her anlamda iyi idare etmek mecburiyetinde. Hocalık bu zaten değil mi hocam? Kesinlikle. Yani sahaya çıkıp topu verip oynatmak değil, değil hocalık. Kesinlikle. Bakın ben işte o yüzden söylüyorum. Yani bizim takımımız, İsmi Gül de biraz önce söyledi. Takımımızda arkadaşlık çok üst düzeyde. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Ne güzel. Çok güzel bir ortamımız var. Ve onlar oynayan oynamayan birbirini seviyorsa orada demek ki iyi işler çıkıyordur. Doğru tabii. İşler çıkıyordur. Ki skorlardan da belli oluyor. Yani bizim oynayanla oynamayan arasında hiçbir fark yok. Zaten göremeyiz de öyle bir şey. İnsani yaklaşıyoruz. Tabii. Birisi oynayacak. O rotasyonu olacak, iyi sağlamak lazım. Aynen öyle. Yani kalbi kırılmamalı arkadaşlar. Pençte duranın da kalbi kırılmamalı. Şöyle gole atan kişiden önce yedek kulübesi seviniyor evet, bizde. Öyle bir durum var. Başarı o. Evet. Büyük takımlarda, hakikaten Avrupa'da öyle. Her yerde görüyoruz bunu. Yani olumsuz, negatif ama hani etkiliyor. Oradan kalkmıyor ayağı değil mi? Evet, sarılmıyor. Evet. Tabii. Galibiyete, gole yani hep beraber reaksiyon göstermek futbolun güzelliği, başarının, kupanın zaten gelişi oradan başlıyor. Kesinlikle. O doğru, birlik evet. Duygusu da tabii insanın evet. Sosyal yaşantısında da daha tabii, ailede mutlu de olmasını aynıdır sağlıyor. Yani, belki aynı, gençler için kişilik gelişimlerine de çok olumlu katkısı kesinlikle. Olacak bir şey futbol. Evet, kesinlikle. Hocam kesinlikle. Çok güzel bir sohbet. Bu böyle devam ediyor. Sonucu siz de bağlayalım. Sizin söyleyeceklerinizi de bağlayalım. Değerli Galatasaray gibi Türk futbolunun önemli bir mecrasında görev yapıyorsunuz. Siz de keza öyle. Ben de buradan ayrıca Galatasaray Kulübü'ne bize böyle programda yapmamıza destek verdiği için teşekkür ediyorum Galatasaray Kulübü'ne, değerli yöneticilerine. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederiz. Vallahi biz de düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve duygularımızı tabii ki çok güzel bir bugüne kadar 8'e 8 yaptık. 9. maça gideceğiz. Evet. Gerçekten çok mutluyuz. Tabii dışarıdaki yaşantımıza da yansıyor. Kadın futboluyla ilgili düşüncelerimizi aktardık. O da çok güzel bir şey. Ve gelişmesi için de her türlü desteğe bütün takımlar olarak, bütün hoca ve bu işin paydaşları olarak mutlaka el atmamız gerekir. Ne yapılabiliriz? Bunu oturup konuşulabilir ve kadın futbolunun ileriye doğru taşınması, daha iyi yerlerde olması için bu taraftarın nasıl türbünlerde kadın futbolunu gelip izlemesi gerekir, ne yapılması gerekir, evet. Bunlarla ilgili de tabii konuşulabilir. Ama iyi ki kadın futbolu var, kadınlarımız iyi ki topun peşinden koşuyorlar, sahanın sultanları evet. Oluyorlar. ben işte gelirken söylüyorum, evet. Kızlarla beraber olurken önce çok tereddütlerim vardı ama işlerine girdikten sonra kendilerine de söyledim. İyi ki gelmişim, iyi ki onlarla birlikteyim, iyi ki kadın futbolunun içerisinde yer almışım. Çok mutluyum. Gelen taraftarlar bu işi türbünden de olsa, içinde de olsa, kadınların içerisinde olduğu her şey çok güzel oluyor.
Ve burada olmaktan da çok mutlu olduk. Kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi açıkladık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Memnun kaldıysanız ben de çok mutlu oldum. Ne demek? Sağ olun. İsmigül Hanım da keza öyle. Yine onun sohbetiniz çok güzel. Galatasaray'a, size bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Güzel şeyler yapın. Voleyboldaki güzellikleri, filenin sultanlarını sahanın sultanları olarak biraz daha değiştirelim. Evet. Ben arkadaşlara zaten söylemiştim. Sonra öyle söyleyelim. Evet. Arkadaşlara söylemiştim. Arkadaşlar, bizim şampiyonluk değil, Şampiyonlar Ligi. Evet. Galatasaray ismi biliyorsunuz Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Kupalarında. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde. Orada çok başarılar elde etti. Biz de kadın futbolu olarak oradan, o kapıdan geçmeliyiz, yürümeliyiz. İnşallah. Ve kadın futboluna da çok büyük katkısı olacaktır. Bizim hedefimiz o olmalı diye söylemiştim. Ne İnşallah güzel. Başaracağız. O işi yapacak. Evet. Sizde o enerji, o frekans var. Ben çok gördüğüm kadarıyla güzel şeyleri Türkiye'ye, Türk futboluna, Galatasaray'a getirirsiniz diye temenni edeyim ben de. Genç futbolu burada Üniversite TV'den yavaş yavaş kapatıyoruz. Harika, heyecanlı, çok cap canlı bir program oldu. Hocama, değerli oyuncumuz İsmigül Yalçıner'e çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Kulübü'ne kadın futbolunda başarılar diliyorum. Türk futbolu için de hayırlı güzel işler olur temennisinde bulunuyorum. Selamlar, sevgiler.